Ki sıkıntının çaresi için akıl ve duyguların kontrolü diye bir panel. Sordu o 17 tane psikiyatrist doktor. Tabii psikolog musunuz? Yok. Psikiyatrist misiniz? Yok. Pedagog musunuz? Yok. Yani bu diyor seni bu heyeti kabul etmeyin. Bir arkadaşça olalım dedi. İnanın merak ettim dedi. Yani hem akıl hem duygunun kontrolü nasıl olacak yani bunlardan eğitimi almamışsınız? Sadece ben eğitimi almamışım dedi. Ama başta ben size şunu söyleyeyim dedim. 17 tane şey duruyor. Allah Resulü hiçbir üniversiteyi bitirmemişti dedim. Biraz durdular. İşletmeyi bitirmemişti. Efendim psikiyatrist, psikolog ve tıp fakültesini bitirmemişti. Bediüzzaman Hazretleri ilkokul okumadı ama dedim bugün onun eserlerini tez yapılıyor üniversitelerde. Kürsüler var. Durdu. Hemen insafa geldi. Peki hulasa ana tema neydi? Bana bir cümleyle bunu ifade edebilir misin dedi. Bütün soruların ve sorunların. Soruların ve sorunların. Sana anlatmak istediğim de burasıydı. Soruların ve sorunların çözümü insan kendini tanımasıyla geçer. Ne anlatırsanız anlatın. Klinik konuşmaları var. Böyle yap, böyle yapma, böyle de, böyle deme. Böyle git, böyle gitme. Tamam. Bunlar klinik o. Hep hariçtir. Hariç de kendini düzeltme yoludur. Bu çok uzundur. En fazla 2 gün sürer. Gittin psikoloğa, psikiyatriste gittiniz. Klinik konuşması ne yapar? Şöyle yapma, böyle yapma, böyle git, böyle gitme. Bunu de, bunu deme, bunu ye, bunu giy. İşte kendini mutlu hissediyorsan her istediğini yapabilirsin. Gavurlar böyle diyor. Vesaire. Peki bu teselli, bu kendini inşa eden cümle kaç gün gider, kaç hafta gider? 1-2 gün ancak gider. Hemen kayboluyor. Gene gidiyorsun. Klinik konuşmaları budur. Tıp bunu veriyor. Ama dindar değilse tabii. Dindar değilse o doktor. Onun şart koşuyor. Peki temelde ne var? Temelde insan kendisini başkası tanımlaması değil ha. Sen şöylesin, böylesin. Onu alacak o bilgiyi. Risalede olması yetmiyor. Alacağım ben. Tefekkür edeceğim. Bu anlattıklarına şahit olacağım. Uydurukçasıyla ile tanıklık yapacağım. Kendimi tanıdıkça dert zannettiğim şeylerin hiç de dert olmadığını, merdiven olduğunu göreceksin. Çok ilginçtir bu. Yani insanı tanımak değil mi dedi. Adamla böyle o zaman oturdular şeyin üzerine. Ha, insanı tanımak. Çok çok doğru diyor. Çok doğru. Yani öyle insanlar var ki içinde Yusuf'um canım benim bak. Şıllık dersin sokakta. Çırı çıplak ya. Açık sıcık böyle. Doktor ya. Ya o koyda acayip vicdanlı, insaflı, akıllı, din taraftarı, itikat noktasında. Acayip şaşırırsın yani. Muvazeneli, akıllı. Ondan sonra 20 dakikalık bir konuşma olacaktı. Kalemi şöyle yapıyorlar. Nasıl yapıyorlarsa böyle. Bir şeyle tak da böyle yapıyor. He. Böyle alışmış. Seninle konuşurken doktor tak 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 çeviriyor ha böyle. Kadın bunu bıraktı kadın. O 15-20 dakikalık şey 2,5 saat oturduk. Bir sürü kapıya vuruyorlar diye hemşireler, başkalar. Hiç kimseyi almıyor. Hiç kimseyi almıyor. Bana dima anlat diyor. Sizce dima nedir? Benim bildik diyor. Acayip. Tuhaf yani. Bak al, dinliyor böyle, itiraz etmiyor. Ondan sonra makul şeyler sirayeti söyledi zaten ondan sonra hiç kimseyi almadı. Yani sizin bizim bize ne önerirsin dedi. Tam gidiyorum imzayı attı. Tamam. Odadayız. Bana ne önerirsin dedi ya. Ben sen dedi babam emsali bir insansın. Baktım seni tanıdım. Şu anda arkadaş gibiyiz dedi. Dedi ha kadın diyor. Bana ne önerirsin dedi. Çok ilginç. Sirayete dikkat etmeniz lazım dedim. Biraz oturur musunuz? Sirayet nedir? Sirayeti anlattım. Birbirine gelen hastaların sana nasıl sıçrama yaptığını, sana nasıl yükleme yaptığını. O kadar korkunç bir şey ki.
Oturup kalktığın kişiler sana haleti sana nasıl yansıdığını, sana nasıl formatladığını, nasıl karşı koyabileceğini. O mesela kahve misali verdim. Sigara içmemişsin ama kahveye git. Çekitin her tarafın sigara kokar. Sana sirayet etti. Güçlü orası. Güçlü yoğunluk içindesin. Ne kadar direnirsen sigara dumanına diyebilir misin ki? Ay dur, dur orada ya ben istemiyorum. Ektar dükkana git. Yoğunluktan dolayı senin yoğunluğun gücün yetmez. Bu böyle kesin bir madde, mana da böyledir. Yoğun günah ortamı, yoğun bozuk insan, yoğun psikolojisi bozuk insana karşı direnemezsin. Psikolojinizi bozar. Olumsuz adam, olumsuz düşünenlerle, olumsuz bakanlarla oturup kalkmayın. Sirayet ediyor. Hele hele bir doktor temas ediyorsa, kulak boğaz gibi ve şey gibi, yani kemiğine temas ediyorsa bu doktor güçlü olması lazım. Yani kaynak oluyor arkadaş. Yani diyebilir misin ki, şöyle diyeyim, ben girdiğim odada, evde, sokakta, arabada, vallahi hiçbirisi fark etmiyor. Benim için her yer aynı oluyor. O ecdadın yaptırdığı camiye de girsem, Cumhuriyet döneminde yapılan camiye de girsem, aynı duyguları hissediyorum. Yatak odasıyla mutfak, bizim evle başkasının ev aynı duygu hissediyorum. Diyebilir miyim? Yok. Peki nedir fark? Nereden geliyor? Sirayetten geliyor. Hangi siteden bahsetmiştiniz bunu bahsediyorsunuz şimdi? Dedim nurdersi.com'a girerseniz görürüz. Çok teşekkür ediyorum size. Yani şimdi gelelim şeyi. Bak kağıt aldım. Bugün gelen sorulara cevap vereceğim. Her gelen soruyu değil, ciddi. Benim için Risale-i Nur'un mevzusunu teşkil eden soruya cevap vereceğim. Bugün ondan yapayım.254. sayfada. Oo. Çok zor bu ya. Hı? Nasıl yapalım bunu? Sual. Peygamberlerin kıssaları benden geçti. Onlar bendir diyebilir misin? Yani insan kainatın çekirdeği ya. Hakikati Muhammediye cihetiyle her bir insan Nur-u Muhammedi'nin timsali var. Misali değil de timsali. Misali de var, timsali de var. Temessülat var yani. Şöyle düşün. Ondan sonra madem girdik girelim. Şu ayna tamam ruhtur. Şu güneş Nur-u Muhammedi. Şuradaki güneş benim enem. Buradaki güneş itibariyle ben Nur-u Muhammediyim. Aynısı değilim, gayrisi de değilim. Buna ne ayn denilir, ne gayr denilir. Bu hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her bir insan benim lemalarımı getirmiş. Her bir insan kainatın çekirdeği astisidir. Dolayısıyla şualarımı da her bir insan kainatın çekirdeği astisidir. Tamam burayı bir yapalım. Gerisi kolay. Peygamber kıssalarında senin üzerine geçtiğini, kainatın etsa ve efradı senin nevin ve efradın hükmüne geçtiğini o sordular. Çok ilginç. Toplama yapmışım da onu madem beraber işleyelim o zaman. Diğer sorulara giremeyeceğim. Şu. Nur-u Muhammedi kainatın çekirdeğidir. Tamam. Nur-u Muhammedi şöyle diyeyim. Eyvallah sağ olasın. Kusura bakma ya. Tamam. Nur Muhammed'i hiçbir şey yok iken, hiçbir şey yok iken Allah murat etti kainatı yaratmaya. Bir bütünü bir yerde görmek istedi. Ehad. Çekirdek. A'dan anlatıyorum. O çekirdeğin adı Muhammed'dir. Nur Muhammed'i. Ayrıca bu nuru taşıdığı için Ahmet'e Muhammed de denmiş. Bunu taşıdığı için. Ahmet beşerdir, peygamberdir, resuldur. Muhammed değil. Ahmet'te bulunan Muhammed için, hani o Nur-u Muhammedi Ahmet'te bulunduğu için Muhammed de denmiş. Temessülü mü oldu abi? Temessülü oldu. Muhammed Ahmet'e temessül etti. Evet, Muhammed Ahmet'te temessül etti. Çünkü ilk iman eden kendisidir. Ben peygamberim diyen kendisidir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kendisidir.
Çünkü o Miraç hadisesini anlatıyor. Bütün kainatın çekirdeğini ve tezgahını göstermek için çıkarttı. Ondan sonra kendi Nur-u Muhammed'i o zaman Mebde ve Munta arasındaki hayd-i ittisal diyor. Tamam. Nur-u Muhammed'i bir kere kafamıza koymamız lazım. Kainatın çekirdeği aslisi. Tamam. Bu toprak düşünün böyle. Burası çekirdek. Çok anlattım. Çok anlatılacak bir şey ki oturması lazım. Zor bir mesele. Çekirdek. Ağaç oldu, meyve verdi, bu sensin. Aşağıda meyve var, yanında var, asır demektir. 10 tane böyle, 14 tane dalları olsa, işte veya 7000, işte her asır, 7 asır, 7 tane, 7000 sene ya insanlık, 7 tane dal olsa. Adem Aleyhisselam bütün şeyleri vesaire. Şimdi bu meyve sensin. Bu meyvede çekirdek yok mu? Bu çekirdekle bu çekirdek arasındaki ilişkiyi düşün. Bu çekirdek değildir. Değil de değildir. Ne aynıdır ne gayrıdır. Ama bütün hasiyetine sahip. Mesela aynaya ben baksam. Benim simam gözükür. Duygularım, hislerim, ısı ve ışığım gözükmez. Fikirlerim gözükmez. Ama nur böyle değil. Aynaya güneş gözükse aynanın ısısı var, ışığı var, yedi rengi var, tipi var. Ondan sonra ben bunu yansıtsam güneşi, karanlık bir odaya yansıtsam, bu aynadan oraya yansır mı? Yansır. Demek ki nurani şeylerin akisleri de nuranidir. Kesiflerin akisleri de kesiftir. Ben kesifim, aynadaki görüntüm de kesiftir. Beni yansıt oraya, yansır mıyım? Yansımam. Çünkü bak beni yansıtıyor. Beni gösteriyor ama orayı yansıtmaz. Lamba öyle değil işte. Nurani şeylerin akisleri de nuranidir. Tamam. Dolayısıyla bu Nur-u Muhammed'in biz akisleriyiz. Temessülatıyız. Temessül. Şimdi bu toprak dedik. Çekirdek Nur-u Muhammed'i. Bu ağaç şecere-i hilkat. Bu meyve insan. Küllatı topluyorum. Meyvenin içindeki çekirdek ne aynıdır ne gayrı sensin. Tamam. İşte sen bu meyvesin ama meyvenin içinde bir çekirdek var. Sende bir taraf var. Bu tarafın itibariyle sen ağaçtan öncesin. Doğru mu? Doğru. Ha, buna 754'te şualarda diyor ki mümin olan bir insanın, fark eden insanın ömrü ta ezelden başlar diyor. Yani 60 sene 70 sene öyle bir şey yok yani. Zaten ömür olmadığını ilme şey yaptım. Senin ömrün ezelden başlar diyor şualarda. Ezel bir hakikattan medet alır. Ta senin ömrün bu. Buraya taşınıyorsun bildiğin anda. Bu meyvedeki haline çekirdeğini fark edersen kökteki çekirdeğe taşınıyorsun. Buradasın artık. Burada bulunuyorsun. Beşeriyet itibariyle. Ama hakikatin bu. Bunu şualar 218'de şöyle diyor. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği aslisisin diyor. Hakikat-ı Muhammediye tamam mı? Çekirdeği aslisin. Tamam. Peki buraya taşındın mı? Bundan sonra kolay. Bu ağaç, çekirdekten ağaç çıkmadı mı? O ağacın dalları, 7 tane dal vardı. 7 asır, peygamberler. O bütün peygamberler bu ağacın çıkıntısı değil mi? Etza ve efradı değil mi? Dolayısıyla ben kendimi ne kadar şuurlu çekirdekte farz edersem ağaçta meydana gelen her şeyi kendimde hissederim. O zaman Nuh benim diyebilirsin. Yani Nuh'taki haller bende cereyan etmiştir. Şuurum ıttılığa nispetinde ben onu fark ederim. İsa benim, Musa benim der. Ben diyebilir. Tamam. Bu cihetle işte ustad diyor ki bu noktada insan kainatın çekirdeği aslisidir. Bütün kainat insanın etsa ve efradıdır diyor. Öyle mi Nadir abi? Evet. İnsanın bak bu çekirdekten çıkan ağaç etsa ve efradıdır. Bütün peygamberler benim yani hakikatlarına ben muttalıyım ve benim şahsiyetimde olmuştur diyebilir. Yani ağaç benden çıkmadı mı? O çekirdekten buraya taşınmadık mı? Bu çekirdekten çıkan her şeyin farkındalığı olacak bende. Onlar sensin sen onlarsın. Evet sen aynen öyle. Onlar sensin sen odur. Onlar sensin. Sendir. Bunu şeyde söylüyor. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle insan kainatın çekirdeği aslisidir diyor. Onu bir göstereyim de. Ha, yok o şu anlarda 218. Kainat şey yüzüne geçer. Dur şu 5. Bazı diyecek ki bunu anlamak çok zor mu bilmiyorum. Tabii ki zor. Bir anda olmaz tabii.
Bir bakıma açık da. Nasıl abi? Bir bakıma açık gibi görünüyor ama. Evet, buyurun. Bu noktayı nazardan hayat kainatı rububiyet ve icat cihetinde inkısam ve tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne, belki iştirakı tecezzisi imkan haricinde bulunan bir küllü hükmüne getirir. Ne fark var külle külli arası? Bak, dün şey, cumartesi şey kullan. Bu külle külliyi çözemezsen gene buna giremezsin. Bunu tesadüf demiyor. 237'de 6 tane iman esası bir bütündür. Küllidir diyor. Kül değildir. Küllidir. Tamam. İslamiyet esasları küldür. Orada altında söylüyor zaten. Mesela İslam esasları küldür. Namaz kılmak, oruç tutmak ama 5 taneden bir tane orucu yapmadın, dinden çıkmıyorsun. Kül olduğu için. Mesela diyelim ki insan küldür. Karaciğeri, böbreği, dala, eli, ayağı, gözü, kulağı cüzdür. Kolum gitse, insanlığım gitmedi ya, külün bir cüzüsü giderse gene yaşar. Ama insan şu noktada küllidir. Akıl, hayat, his ve şuur, akıl, ruh. Tamam. Bu noktada efendim küllidir. Çıkar şeyi aklı, insan olmaz, bir mahluk olur. Hayatı çıkar, olmaz. Ruh çıkar, olmaz. Küllidir. İnsan bedensel itibariyle kainatın küllü, küldür. Ama ruhsal yapısı bakımından insan şecere-i hilkatin küllisidir. Usta tesadüfen tövbe estağfurullah kullanmamış. Ne olur, ne olur biraz külliyata farklı, yani öğrendiğimizi uygulayalım. Yani külle cüz'i ayıramazsan burayı da ayıramazsın. Âmene Resulü bima ile ahir ayette diyor ki, yani hakaik iman, iman esaslarından bir tanesini inkar edersen niçin hepsini inkar gibi olur? Çünkü diyor, iman 6 rüknünden çıkan, yani dikkatinizi çekmek için söylüyorum, çözmezsen burası çözülmez. İman 6 rüknünden çıkan öyle bir vahdani hakikattır ki tefrik kabul etmez. Ve öyle bir küllidir ki tecezi kaldırmaz. Ve öyle bir küldür ki kabil inkısam olamazlar. Bak bu hepsini tecezi küllide kullandı. İnkısamı kısımları külde kullandı. Böyle bir işte onu çözmek lazım. İnsan böyle bir küllidir, tecezisi mümkün değil. Kainattan koparamazsın. Kainatı da insandan koparamazsın. Tamam mı? Bunu anlatıyor. Bak şuraya okudum. Çünkü mahiyet insaniye birdir. Nur Muhammed'i birdir. İnkısamı gayri mümkündür. Hem hayat vasıtasıyla, hayat var mı sende? En cami hayat sende mi? Evet. Hayat vasıtasıyla etsai kainat onun efradı hükmüne ve kainat ise nevi hükmüne geçer. Anlıyor musun? O zaman benim yani. Hayat vasıtasıyla kainatın bütünü bende cereyan ediyor. O zaman bu temel bilgiyi verdikten sonra ağaçta olan her şey çekirdeğinde zaten vardı. Öyle mi değil? Vardı. Ki ortaya çıktı. Ağaçta gözüken her şey çekirdeğinde vardı. Tamam. Bu çekirdek hakikat noktasında bende de var mı? Var. Ama bil fiil değil. Çekirdeğin adı bil kuvve. Ağaca bil fiil. Dolayısıyla bil kuvve olarak ağaçta ne varsa bende vardır. Ağaçtan maksat şeceri hilkat ve peygamber kıssaları, o bende vardır bil kuvve. İyi şimdi dinleyin. Şualar 268'de başka bir şey söyleyeceğim. Her bir ayetin mütadit manaları var. Her bir mana küllidir. Her asılda efradı bulunur. Peki Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası İsa Aleyhisselam'ın ayet değil midir? Ayettir değil mi? Kur'an'da geçiyor. Peki her bir ayette mutadit mana vardır. Her bir mana külliydi. Her asıda efradı bulunur. O zaman Süleyman Aleyhisselam'ın efradını bulun.
O sensin, haberin yok. Cinlerle, ervah habiselerle boğuşuyorsun. Haberin yok. Efendim Musa sensin. Firavun arkanda. Nelerle? Musa ne simgesi ise onun zıttı senin firavunundur. Musa şeriattır, sünnet-i seniyedir. Musa sensin. Yani sünnet-i seniyeye uygulayan kişidir Musa. Yoksa bir insan olarak kafanı takarsan Musa'yı anlamamış olursun. Her bir peygamberi temsil ediyorsun. Temsil ediyorsun yani. Bir de peygamberliği temsil ediyorsun şahsiyeti manevisi. Mesela 8. sözü anlamayan Yusuf'u anlayamaz. Yusuf'u anlayamaz. Yusuf'u. Çünkü o kuyu bedendir. Beden. Bedendir. Yusuf ruhtur. Bunu söyledim, ayeti söylüyorum. Şey, mali söylüyorum. Risale'deki cümle. 268 şu alır. Her bir mananın mutadit, her bir ayetin mutadit manası vardır. Bir. Hükümdür bu. Kaziye. Her ayetin mutadit de manası var. Her ayetin de her asırda efradı bulunur. Her ayet. Peki bu ayetlerin efradı yok mu? Kim o? Kedi köpek mi? Ağaç, deniz, dağlar mı? Söyle. Öyle diyor. Nuh Aleyhisselam için söylüyor. Cebel-i Cudu, Risale-i Nur. Anladın mı? Bu noktadan bakarsan bütün peygamber kıssaları bil kuvvet sende var. Sanki senin üzerinde cereyan etmiş. Ya abi ben o zaman yoktum. Barla da diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer peygamberlere nispeten o peygamberler diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam müminleri ve yardımcılarıydı diyor. O gelmeden önce hatırlarsanız. 328 mi neydi? Ya arkadaş, Risale'nin tuhaf bir şey. Zaten bütün alem buna düşman olmuş. Nerelere insanı taşıyor ya? İnsan taşınıyor bu derslerle. Benim gibi cahil. Hakikaten cahil. Tevazu yapmıyorum. Cemaatin huzurunda mutevazilik yapmak riyakarlıktır. Bunu bilerek söylüyorum. Yani hakikaten cahilim. Yani tevazu yapmıyorum yani. Riyakarlıkmış yani. Cemaat içinde tevazu yapan riyakarlık. Öyle nasıl addedersen et ama yani belki bunları biraz böyle bir anladım. Düşün, bu nasıl bir kitap yani. Onun için herkes alem bütün düşman. İftira yapıyorlar. İftira, iftira. Başka çareleri yok. Mecburlar yani. Biraz hak veriyorum. Çünkü çaresi yok başka. Ne yapsın? Ha, bak şimdi. İnsan canlı bir Kur'an'dır. Kainat nedir? İnsan ekberdir. Bak aynı yere ne diyor? Kainata ne diyor? Kur'an-ı Kebir-i Kainat diyor. İnsan ekber diyor. Peki bu kainata Kur'an ekber diyorsa öyle mi? İnsana ne diyor? Kainatı sura demiyor mu? O zaman Kur'an ekberde ceyran eden hadise bil fiil, bil fiil ağaca denilir, çekirdeğe bil kuvve, unutmayın onu. Kainatta ceyran eden bil fiil hakikat, çekirdeğinde bil kuvve var. Kainatta Süleyman Aleyhisselam ceyran etmişse bende de var. Erva habise Süleyman. Eğer sen Süleyman anlamazsan kendindeki erva habiseyi anlayamazsın. Tılsımat-ı Kur'an'ı ile ancak onlarla mücadele edebilirsin. 258. Bunu bilmesen bedeninde tavatun eden hastalıklar erva habis olduğunu bilemezsin. Ve doktorlardan şey zannedersin. Mevvad-ı şerire diyor ustad. Mevvad-ı şerire. Ustad nasıl bir şeyse ben de anlamadım yani nasıl bir adamsa. Nasıl bir şey yapmış. Bilmiyorum. Mübalağa etmiyorum. Vallahi etmiyorum ya. Acayip bir şey aklım duruyor. Her gün hayret içinde kalıyorum okudukça. Bu nasıl bir diziliş ya? Tuhaf. İnsan canlı bir Kur'an'dır. Şualar 218. Bunları birleştir. Hakikat-ı Muhammed-i Aleyhisselatü Vesselam cihetiyle şu kainat ağacının çekirdeği aslisisin. Bunu fark et. Cennet, cehennem. Korku olmaktan çıktı. Niye? Senin etsa ve efradın kardeşim ya. Senin etsa ve gölgesinde korkana ne derler? Allah cehennemden kork demiyor ki. Allah Kur'an'da diyor ki benden korkun diyor. O da korku değil. Haf diye geçer. Korku aklidir. Haf kalbidir. Korku değil haf. Hafta korku da vardır ama korku haf değildir. Ama ne yapalım, başka çaresi yok. Öyle verilmiş bana. Çünkü bir yaşındaki çocuğun diyor
En tatlı hali şefkatli validesinden yedi şamardan tokattan sonra tekrar şefkatli validesinin sinesine sığınmakmış. Bak korku öyle. Allah korkusu böyle bir şey. Ama baba ise vurduğu zaman çocuk kaçar. O korkudur. Annenin vurmasında işte korku değil, haftır o. Acayip bir şey ya. Sırlarla dolu bu garip bir memleket. Bunları duymadan niye gidiyorsun ahirete? Bak, diğer peygamberler bağırla 324, 328 söyledim yanlışmış sayfa. 324'te hakikat-ı dinin neşinde onun müminleri ve vekilleri hükmünde oldukları. Peygamber aleyhisselamın vekili. Peygamber aleyhisselatü vesselamın vekili olunca, Peygamber aleyhisselatü vesselamın nuru bende de varsa, onlarda da var tabi. O zaman Süleyman'da, Süleyman aleyhisselam yaşarken, eylem yaparken ben de vardım onda. Hasan Feyzi abim şiirin başında üstadın bir mektubu var ya. Ne diyor? İşte Hazreti Adem'den ta kıyamete kadar. Ha onurun, ha onurun diyor, cilvesi olmuştur işte falan, doğru. Silsile olarak, evet. Çünkü mahiyet insani birdir, inkısamı gayri mümkündür. Eğer böyle külli ve umimi bakabilirsen, kül diye değil ha, tesadüf kullanılmıyor. Nebalık bir söz yani. He? Nebalık bir söz, öyle değil. Evet vallahi. Eğer böyle külli ve umumi bakabilirsen, sen tamam mı? O zaman 756'da ne diyor biliyor musun şu anlar 756'da? 754 dedim, 56'ymış. Hatta mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Dünyanın kuruluşundan ve insanın manevi ömrü, şimdi manevi ömrü. Bu maddiydi. Maddi hayat-ı Muhammediye var, bir manevi hayat-ı Muhammediye var. Ve insanın manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır ve veya keza cihat istiği tenvir eden iman sayesinde insanın şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur. Allah Allah. Hanesi gibi olur ve mazi ve müstakbel zamanları insanın ruhuna, kalbine bir zamanı hal hükmünde olur. Aralarında uzaklık kalkıyor. Şeyi kaldırdı şimdi. Dünya ile ahiret arası kaldırdı. Evet. Burası mı orası, orası mı burası mı belli değil. Çok enteresan. Evet. Yani dünya ve ahiret kalktı. Evet Nadir abi kalktı bu. Bir de bir bakayım orayı. Bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur. Yatak odası, mutfak, salon nasıl bir şeyse. Bir kapı var işte. Ama aynı zeminde, aynı yerdesin, aynı şartlar var. Bak bu büyük alem, şeceri hilkat, alem, büyük alem bir insanın hanesi gibi olur ve mazi ve müstakbel zamanları insanın ruhuna, kalbine, insanın, bak mazi ve müstakbel, insanın kalbine, ruhuna bir zamanı hal hükmünde olur, aralarında uzaklık kalkıyor. Bir mesnevi mi de getirmişsin? Özür dilerim. Özür dilerim. Yani veraset mübet cihetlerini sahaben diyor ya, sahabenin ihtiyacı yoksa ruh perisine çıktığında bu mana değil mi abi? Evet. İnsan... Manevi biz böyle keramet, keşfiyat gibi şey yapıyoruz ya, değil değil mi abi? Hakiki olarak... Yok canım onlar şeyi. O hali, o bir şey değil o. Değil ki. Tabi hissiyat insanı kalp ve ruh seviyesine çıktığı zaman ve mazi ve müstakbeli bir görür, artık mazi müstakbel hal gibi olur. Mesela ilim ehli için gelecek geçmiş yok ki. Bir sene sonra ayı tutulacağını ilim ehli için bedidir. Avam için beklentidedir. Öyle bir şey yok ki yani. 110 sözlerde söylüyor. Mazi ve müstakbel öyle bir şey yok ki ilim ehli için. Bir sene sonra ayı bekliyor adam. Anladın mı? Ayı bekliyor. Ayı bekliyor tutulacağını. Adam için kesin değil mi? Dakikası bile gitsin. Nereden nasıl gözükeceğini de söylüyor. Nereden bulut geçeceğini de söylüyor bir sene önce. Bak bunu, bu ince bir perde var. Bu perdeyi ortadan bak kim kaldırıyor? Orayı bir okuyayım size. Epey 200 kaçtı? 220 biliyordum ama 220'ye bir ineyim bakayım. Buradan sayayım. Yaşlandıkça sayfalar oynamaya başladı. Neye benzer biliyor musun? Merdivenden çıkıyorum bu 6. kata. İnan merdivenleri dik yapıyorlar artık. Merdivenler hep dikleşti. 198 değilmiş.
Bak, mülk ile melekut arasındaki hicap ne kadar incedir, aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür. Allah Allah. Ne aynı şey? Mülk ile melekut arasında ne kadar büyük mesafe var ama ne kadar mesafe yok. Dünya ile ahiret arasında yol ne kadar kısa, ne kadar uzundur. Sana bağlı. Ne diyor ikinci sözde? O bedbaht, bedbin, huda, bedbaht, bedbin, hodbin, hodendir. Nazarında, kendi nazarında bir memlekete düştü. Öyle, kendi nazarındaki fena bir memlekete. Evet, kendi nazarındaki fena bir memlekete düştü. Ötekisi huda bin, huda perest, huda bin ve sayıyor ya. Hak endişe. Kişinin nazarında kendi düşündüğü gibi bir memlekete düşer. O zaman bu alem, alem içinde alemler var. Bak işte, dünya ile ahiret arasında yol ne kadar kısa, ne kadar uzundur. Burada ne dedi? Diyor ki, bu dünya, bu büyük alem bir insanın bir hanesi gibi olur ve mazi ve müstakbel. İstikbal değil mi kabir? Kabir istikbal, öleceğimiz istikbal. Ama diyor ki, bu büyük alem, yani cennet, cehennem, alemi, gayb, kürs, arş, bir hanesi gibi olur bu insanı fark eden insanlar için. Ve mazi ve müstakbel, mazi istikbal orası, mazi de orası zaten. Yaptığımız amellere gidiyoruz. Geçmişimiz mazi değil mi? Amellerimi görmeyecek miyiz? Nerede göreceğiz? Haşir'de. Haşir burada, buraya göre nedir? Gelecektir. Mazi de gelecek oldu yani. Mazi ve müstakbel zamanları insanın ruhuna, kalbine bir zaman hal hükmünde olur. Burada ne dedi? Dünya ile ahiret arasında yol ne kadar kısa, ne kadar uzundur. İlim ile cehil arasındaki hicap ne kadar latif, ne kadar kalındır. İman ile küfür arasındaki berzah ne kadar şeffaf, ne kadar kesiftir. İbadetle masiyet arasındaki mesafe ne kadar kısadır. Halbuki aralarında cennet ile narın araları kadardır. Hayat ne kadar kısa, emel ne kadar uzundur. Evet, hal ile mazi arasında öyle ince bir perde var ki ruhun mazi cihetine geçmesine mani değildir. Cesede nispeten bitmez bir mesafedir. Devam ediyor bak, mülk ile mevv. Ya bunu okumanızı tavsiye ederim. Bak yeri göstereyim size. Buradan başlıyor. Şuralara kadar, şuraya kadar geliyor. Bu nasıl ortadan kalkar? Onun için bu işin ehilleri tefekkürde boyutlaşmış, ama boyutlaşması lazım. Hal olmuşsa haletini şöyle tanımlar. Burası mı orası, orası mı burası, karıştırıyorum diyor. Bazen, her daim olmaz tabii. Bunların başında İmam-ı Rabbani Hazretleri geliyor. Dün de okudum onun şeyini. Şaşırmış, hakikaten şaşırmış. Yani burası mı orası, orası mı burası mı, karıştırmış adam. Yani öyle bir şey yapıyor. O mülkleme de kötü beraber yaşamak denilen mana var. Evet. Hisyan değil, saniye, kalp ve ruh seviyesine çıkınca mazi hali istikbali beraber yaşıyor. Kudrete mazhar olduğu için Kadir gecesi oluyor her gecesi. Doğrudan şey mesela Cenab-ı Hakk'ın fiilin şeyi olarak. Bir dakika, artık Allah'ın göze, gören gözü, işiten kulağı, yürüyen el ayağı, tutan eli oluyor işte. Artık kudret-i azami derecede mazhar olduğu için o zaman kudret-i azami derecede mazhar olanın her gecesi Kadir gecesi olur. Kadir kudret yani. Bizim için Kadir gecesi var. Onların her gecesi Kadir gecesidir. Çünkü mazi ve mustakbeli beraber görüyor. Ustad diyor ki bu Kadir gecesine bir daha gelmen için bir sene geçmesi lazım. Onlar için öyle bir şey yok yani. Dolaşmaya başladım. Evet. Neyse o kadar diyeceğim. Risale'yi okurken dikkat et. Şualar 486'da diyor ki bir harfin ve bazen bir noktanın yanlışıyla bir mesele değişir, mana bozulur diyor. Onun için adam gibi oku. 486. Ustad diyor bir nokta. Hem çekirdeğe ziya, hava, toprak, su ne şu nemalandırdığı gibi her bir harfine bak. Bak çekirdeğe ziya, hava, toprak, su çekirdeği ne şu nemalandırdığı gibi her bir harfine Kur'an'ın çekirdeğine, Kur'an'ın her bir harfi çekirdek gibi ziya, diğer bir ayet. Ziya ne demek? Her bir harfine diğer bir ayet. Ziya gibi. Hava,
hava sünnet, toprak icma, su kıyas ile külli olur. Sözler 391. Evet. Anladınız mı yani? Kur'an'ın her bir harfi çekirdek gibidir. Mesela çekirdek koca ağacın tadı tuzu vesairesi. Çekirdeğe bakınca bu ağaç gözükür mü? Gözükmez. Ehli görür. Ehli görür yani genetiğine bakarak. Bunun tadı tuzu şey yok. Ha, Kur'an'ın her bir harfini ehli görür içerisine. Bu harf ateş harfidir. To ateş, toprak, su, buhar. Yani her bir harfin sıfatı var. Bir de mahiyeti var, bir de hakikati var, bir de sureti var, bir de hukuku var. Niye isim insanla çok alakadar? Allah Allah. Yani hiçbir şey yok mu bakalım? Hep Hasanlara bakın bak nasıl bir fıtrattalar. Aman aman ortalama. Hep Hamzalara bakın. Hep kaya 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 kaya. Adama kaya kaya. Oldu kafası kaya ya. Kaya be kaya. Yani boşuna denmemiş yani. Böyle hikmetsiz bir şey söyler mi? Babanın bir vazifesi de ebeveynin. Çocuğuna güzel isim koymak. İşte Kur'an'ın her bir harfi dört şeyle şey yapar. Bir, toprakla. Toprak neymiş? Her bir ayet bir ayete hava gibi. Toprak icma demektir. Su kıyas demektir. Hava sünnet demek. Diğer bir ayete bir ayet hava sünnettir. Sünnet-i seniye hava gibi. İcma toprak gibi. Su kıyas gibi. Ziya yani güneş diğer bir ayet gibi. Anladık mı? Yani bir ayeti ne şu nevalandırmak için diğer ayetle bakacaksın. Başka? Gene. Bir, bu ayete diğer ayetle efendim icma ile kıyas ile sünnetle bakacaksın. O zaman bu çekirdek oluyor. O zaman Risale-i Nur da diyor ki Hazreti Ali fecme havassa bi hayri tumimet yani Celcelütiyesinin Elcüzesi'nde söylüyor. Diyor ki işte Risale-i Nur'un şeyleri, harfleri, işte Risale-i Nur'un harfleri. Bunlar diyor külli bir hakikatin ifadesi. Bunu anlaman, içindeki manayı çıkart, bir manayı söylüyorum oradan. İçindeki manaları çıkartman için diyor, diğer bununla alakalı yerleri bir araya topla. Fecme havassaha bi hayri tumimet. Onları bir araya getirirsen diyor, hayır tamamlanır diyor. O zaman onun ifadesinin içerisini anlarsın diyor. Toplama yapmayı söylüyor. Tamam. Bu burayı kurşun kalem var mı? Tamam bir kurşun kalem ver bana abisi. Ver. Ondan sonra öteki soruya geçelim. Bununla alakalı sorusu olan var mı? Hemen diğer soruya geçeceğim. Tamam. 254'ü cevap vermiş olduk. 273. Ondan sonra bitirim. Oo. Uzun bir konu. İsterseniz bunu bağımlılık başka bir güne bırakalım. Hep atlamışız. Bağımlılık, tiryakilik ne demek diye. Onu atlıyorum. Şeyi yapalım. Musa ile İsa aleyhisselam arasındaki farkı İmam-ı Rabbani Hazretleri ne diyor? Hem de bu konumuzla alakalı hangisi üstündür? Niye üstündür? Bizdeki karşılıkları. He? Mütemim olur, evet. Efendim abisi. Şey gibi oluyor bu zaman. Bizdeki mesela ki Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam bizdeki temsil ettiği sıfatların değil mi abi? Birbirinde rüçhaniyeti gibi oluyor. Evet. Rüçhaniyeti gibi oluyor. Evet. Bizde temsil eden sıfatların rüçhaniyeti diye anlayacaksın. Doğru. Çok güzel. Aferin. Şimdi İsa Aleyhisselam mı Musa Aleyhisselam mı daha eftaldır? İmam-ı Rabbani radiyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Allah onun şefaatine mazhar eylesin. Cenab-ı Hak onun feyzini üzerimizden eksik etmesin. Şefaatini nasip etsin inşallah. Çok harika, çok sevdiğim ustad da onu çok sevdi. Hatta daveti vuku bulsa diyor Hindistan'a. Her sıkıntıyı göze alıp onu ziyarete gideceğim diyor. Eğer yaşasaydı, davet olsaydı giderdim diyor. Ha, bu Bediüzzaman şaka demez, yalan demez. Tövbe estağfurullah. Yani böyle bir şey. Bak sol tarafım rahatsız oldu.
sol taraf diyor çınlarsa şeytandardır. Sağ tarafınız şey yaparsa diyor Rahman'dandır diye hadis var. Bu ortadan alıyorum mevzuyu. Bunun içindir ki İsa aleyhisselam vilayetlerde daha ileri gitmiştir. Velayet de vilayet diye yazıyor. Velayet. İsa aleyhisselam enfusi tefekkürü çok yukarıda. Çok ileride İsa aleyhisselam. Enfuste çok yukarıda. Musa aleyhisselam da nübüvvette daha ileri gitmiştir. Musa aleyhisselam da şeriata daha ileri gitmiştir. Yani cismaniyette hakim. Hikmet-i ilahi riayet noktasından diyebiliriz. Evet. Hikmet-i ilahi diyebiliriz. Yani Musa ötekisi sıyrılmış bedenden, cismaniyetten çıkmış. Daha çok o kudret-i ilahi. Kudrete mazhar olmuş. Burası hikmet. Musa aleyhisselam ise toprak unsuru daha galip. Daha galip ve burada cismaniyet. Cismaniyet en üstündür. Cebrail bile cismaniyeti yoktur. Cinlerin yoktur, şeytanın yoktur. Sığırın vardır ama bu ruhu yoktur. Ağacın da cismaniyeti ama bu ruhu yok. Malzeme olarak gözüküyorlar. Yani hem ruh hem cismaniyet. Bak Musa aleyhisselam nübüvvetle daha ileri gitmiştir. Çünkü İsa aleyhisselam da alemi emir kuvvetlidir. Bunun için melekler gibi oldu. Musa aleyhisselam ise alemi halk kuvvetli olduğu için müşahede ile doymayıp rüyeti istedi. Onun için rüyet üstündür müşahededen. Müşahede kişinin kendi seviyesiyle gördü. Rüyet ise senin istemen ve kabiliyetine göre değil, Allah kendisini sana yakınlığı, sana ifadesi, kendisini göstermesi. Bir kendi gayretini buldun, bir de o zat kendisini sana göstermesi. Musa aleyhisselam'da müşahedetullah vardı, onun için rüyet istedi. Anladık mı? Dolayısıyla toprak unsuru galip. İsa aleyhisselama hava veya nur. Nurun sırrı daha galip. Onun için cismaniyet, cennette de cismaniyet var. Hani var ya soruda 28. sözde cennet yani manevi olsa cismani olmazsa falan diye. Cismaniyet kadar harika bir şey yok. Niye? Esmanın en kesif tecellisidir. Esmanın haşa en uzağıdır. En uzak derken mesafe değil. Şu esma. Meyve gibi abi değil mi? Meyve. Ha meyve evet. Kökten en uzağa çünkü peki en uzak olunca ağacın tümünü içine almış. Burada olan kökü biraz da yakın burayı almış. Burayı alamamış. Bak burada bir meyve düşünün. Bak burada bir meyve düşünün. Burada bir meyve düşünün. Buradaki meyve kökle bunun arasındaki bilgiler burada. Buradaki ise hepsi orada. Ha bu vesvese bahsinde var diyor ki hayalde diyor mesela şey vücutta diyor şey sebebi kurbiyet hani şey değil normal vücutta zıtlıyor mesela hani budiyede sebepti vücutta harici alemde. Ama hayalde diyor mesela şeye sebepti. Evet. Bunu da hakikati ifade ettiği hakikat noktasında meyve en uzaktaki şeyi anlatıyor. Evet çok güzel aferin. Ha, çok vesveseye bak kanunu anladın her şeyi uygulayabiliyorsun. Ha. Mesela hariçte iki zıt dünyadayken ama tasavvurda hayalde ikisi beraber bulunabiliyor. Yani hayalimizde ve tasavvurumuzda iki zıt iman küfür beraber bulunması imanımıza zarar değil. Yeter ki hayatında gözükmesin. Çünkü cismaniyet esasıdır. Onun için Musa aleyhisselam üstündür. Yani toprak unsuru üstündür. Çünkü Musa aleyhisselam şeriatla hamiledir. Hamletmiş. Yani toprak unsuru bizim beşeriyetimizdir. Sahip de bütün toprak olmalıdır diyor. Risale. Ama hala İsa yapmaya çalışıyorlar. Oysa musalaşmalıdır. Toprak olmalıdır diyor. İsa aleyhisselamın simgesi değil ki toprak. İsa aleyhisselamın simgesi havadır. Dimadır. Dimaz cüz-i ihtiyarıdır. Batın ise iradedir. Cüz-i ihtiyarından vazgeçtim diyor. Hala cahilane böyle kafayı nereye yani mevcuda kanaat etmemiş. Başka anlamamış ki külliyata. Başka mübalağa şeyler arıyor. Bir ihtiyaçtan geliyor o. Çünkü külliyata nazar edememiş ki. Enfusine dalamamış.
Al başka manalar zoraki çiğniyor yani elbiseyi çünkü. Ulan bundan su çıkar mı ya ne kadar çiğnesin çiğne? Niye? Toprak kusuru anlamamışsın sen. Acayip bir şey. Hizmetin manevi tarafı Nuh'tur diyor. Suyun üzerinde lıp lıp oynar böyle. Mana dünyası. Ama Musa ise suyun üzerinde gidebilirdi. Gitmedi suyun üzerinde. Dibine indi. Halk olacak. Alem-i emir değil. Alem-i halk olacak. Sünnet-i seneye uyacak. Adetullah'a uyacak. İmam-ı Rabbani ile bir zat var. Adını hep unutuyorum işte. Ne yapalım? Adını unutuyorum mübarek zat. Ders vermeye gidiyorlar. Gidecekler. Tamam mı? Gidiyorlar. Nehre denk gelmişler. O günde fırtına var. Fırtınan biraz dinmesini istiyor ki karşıdaki sandalcı gelsin de yolcular geçirsin. Gelemiyor. İkisi burada duruyorlar. Sandal bekliyor. Ders kaçacak. Ötekisi diyor ki o İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Hasan-ı Basri. Hasan-ı Basri ile bir zat. Bunu nakleden İmam-ı Rabbani Hazretleri. Karıştırmayalım. Bunu nakleden bir su içeyim. Bunu nakleden İmam-ı Rabbani Hazretleri. Hasan-ı Basri ile o zatın adını unuttum. Adam diyor ki o mübarek zat. Ya bunlarla gurur duyuyorum ya. İyi ki böyle olmuş. Efendim diyor burada bak diyor hiç kimse yok. Var mı? Yok. Ya biz birbirimizi tanıyoruz. Hadi geçelim işte dedi. Yürüyelim sudan karşıya geçelim. Ya sandan neyi bekleyelim yani? Sen de beni biliyorsun ben de seni biliyorum. Derse gideceğiz. Derse gideceğiz hem de. Öyle keyif için bu şeyi kullanmıyoruz yani. Adam dedi bir tanesi bana, hocam dedi evliya olmak istiyorum. Ulan Allah Allah bu işi kalkışma dedim, ne yapacaksın evliyalığı dedim, ben çok zordu falan. Baktım ısrarcı. Dedim ya bunun 16 tane şartı var dedim, bir tanesini söylesem yapar mısın? Gıybet dedim orucu bozar mı? Bozmaz abi dedi. İşte evliyalar da öyle değil. Gıybet et yemiş gibi olmazsın, et yemişsin. Bir yerde gıybeti duysan kasten ve gıybet yapsan da oruçtan kefaret tutman lazım. Ama avamsan günahkar olursun, kefaret tutmana gerek yok. Evliyaların birinci şartı, abi vazgeçtim dedi bu işten. Sonra sordum, niçin evliyalık istedin? Bak kafaya bak. Abi dolmuştan kurtulurdum diyor. Şimdi bu zata gelelim. Bak diyor, kimse var mı? Yok. Geçelim, dersi gidiyoruz dedi ya başka. Yani bir dolmuştan kurtulmak için değil. Demiş ki hayır, bekleyeceğiz. Adeti uyacağız. Allah'ın adetini bozmayacağız. Peygamberimize demiş ya ilaç içmemek istememiş Allah Resulü ottan zehirlenmiş yapılmış ya. Zehirlenmiş ya sonra ölümüne yakın Cenab-ı Hak aktif etmiş o zehri. Ondan sonra içmek istememiş Cebrail Aleyhisselam geliyor diyor ki ya Muhammed Rabbin diyor ki adetimi mi değiştirmek istiyor? Adete uyacaksın kardeşim. Şimdi dedi ki geçelim. Hayır dedi. Allah'ın adetini bozmayalım. Bekleyeceğiz. Hiç sen bilirsin demiş. O yürüyerek geçmiş. Gitmiş dersi yetişmiş. Bu beklemiş. Ne zaman sandal gelmişse binmiş. Hasan-ı Basri Hazretleri. İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu mevzu ediyor. Diyor ki hangisi daha üstün? Hangisi daha üstün arkadaşlar? Niye? Adete uymuş. Adete uydu. Şeriata. Allah'ın adeti bu. Cennette değiliz ki uçalım. Yani arkadaşlar eşyanın hakikatında mayenlik yoktur. Bir anda her yerde olmak vardır. Bir yerde bunun bulunabilmesi için bulunması çok zordur. Allah lazım. Allah zoru yapmış. Mesela şöyle düşün. Bunu meydana getiren enerji yaktığınız zaman tutabilir misiniz bir yerde? Bunun içerisinde bulunan duman ve enerjiyi tutamazsınız. O hakikatıdır. Ama getirip de kalem yapmak zordur. En zoru yapmış. Kahretmiş tutmuş. Çok tutmuş yani. Kalem olmak çok zordur. Melek olmak çok kolaydır. İnsan olmak çok zordur. Anlıyor musun? Yürümek zordur. Uçmak kolaydır fıtratta. Çok acayip. Dedi ki Hasan-ı Basri üstün. Çünkü Allah'ın adetini adetullahını basmadı. Dokunmadı. Allah ile aran iyi diye niye o kredini kullanmıyorsun? Kullanma kardeş. Peki,
Risaletin velayeti, rüçhaniyetini anlatıyor Üstad. Oradan da... Aynısı. Yani. He, aynısı. Onunla alakalı da bir şey okuyayım bak. Müşahede ile rüyet arasındaki farkı söylüyor. Zıl ile asıl arasında ne kadar ayrılık varsa, müşahede ile rüyet arasındaki fark da böyledir diyor. Başka, alem-i emir ile alem-i halk arasında ne kadar fark varsa, müşahede ile rüyet arasında o kadar fark var diyor. Müşahede velayetlerle olur, velayetle olur. Rüyet ise nübüvvetledir. Ve peygamber ve peygamberlere aleyhisselam uymakla şereflenenlere onlara uydukları için nasip olur. Velayet ile nübüvvet arasındaki fark buradan da anlamalıdır. Müşahede zıldır, alem emre bakar, velayetle olur. Rüyet ise asıldır, alemi halka bakar, nübüvvetle olur. İmam-ı Rabbani radiyallahu anh. Onunla alakalı bir iki cümle söyleyip kesiyorum. Başka bir yere derse gideceğim. İmam-ı Rabbani radiyallahu anh çok ilginç bir şey söyledi. Ben bunu bilmiyordum. Daha bugün tarihlere kadar. Gerçi ustad da bunu ifade ediyor. Ama görememiştim. Demek ki de nasip. İmam-ı Rabbani radiyallahu anh, cihat-ı ekber. Hani demiş ya Allah Resulü, ey ashabım küçük cihattan büyük cihata gidiyoruz. Ne demekti? Ne tabi nefiste mücadele etmek. Değil mi? Cihat-ı ekberdi. Öyle değil mi? Yani bakın, cihat-ı askardan cihat-ı ekbere gidiyoruz diyor. Oysa 70 sahabe şehit olmuş. Savaşmışlar. Buna cihat-ı askar diyor, cihat-ı ekbere gidiyoruz demiş Resulullah. Cihat-ı ekber nedir? Nefisle mücadele etmek cihat-ı ekber değil mi? Ben de böyle biliyordum ama değilmiş. Nefisle mücadele etmek değilmiş. Neyle? Şeriata eksiksiz riayet etmek. Ha o. Ama şeriat o nefistir gene. Gene o nefise çıkar. Gene nefise çıkıyor. Yani nefse uymamak. Cihad-ı ekber çok kimselerin dediği gibi Hasan da dahil nefse cihat değil. Belki ceset ile cihat bildirilmiştir. Çünkü nefsleri itminane kavuşmuştu sahabelerin. Sahabelerin nefsi mutmain değil mi? Nasıl ekber, cihad ekber olacak? Nefsi mutmain olmuş, nefsi safi olmuş. Cihad ekber nasıl olacak? Onlarda nefse mari yok ki. Diyor. Çünkü diyor nefisleri itminane kavuşmuş, Rablerinden razı olmuş, Rableri de o mübarek nefislerden razı olmuştu. Demek ki cihat bu kuyu var ya Yusuf'un indiği kuyu. 11 tane kardeşi, 11 sıfır sıfat demektir. O kuyuya yani bedeni hazlardan, bedeni şey yapalım, his, heves, tabiat, asap damar. Diyeceksin bu nefse mare. Evet ama cisimleşmiş. Bu bedenin cisimleşmiş halini. Yani sünnet-i seniye uymak, musalaşmak, bütün toprak olmak. Yani bedeni hayatı doğru yapmak. Yani belki iş hariç oluyor ama İsa Aleyhisselam'ın yani mesela ki Risaletin dersini beklemiş İsa Aleyhisselam ki hani bu musalaşmak için tabiri. Musalaşmak için İsa Aleyhisselam Mehdi'nin arkasında namaz kılması lazım. Topraklaşması lazım. Evlenirken de öyle. Şöyle diyeyim. 4 tane tabiat var. Ateş, toprak, su, buhar. Buhar fıtratı bir insan suyu alırsa geçim olmaz. Toprak fıtratı bir insan, ateş fıtratı bir kız ve erkek de evlense gene kavga olur. Yani buhar şeyi alacak, toprağı alacak. Su ateşi alacak ki söndürsün. Toprak toprağı alsa da olmuyor değil mi? Olmuyor. Toprak toprağı alsa da kötür mü olur? Hiç kimse kıpırdamaz. Ha böyle durur. Toprak ateşi alsa olmaz mı? Toprak ateşi de alsa olmaz. Neye benzer? Laz'ın kürdü alması gibi. Suyu alsa olur mu? Toprak suyu alsa olur. Neşe nemalandırır. Tabii olur. Ağzımızda mal şeyine kaçıyor.
Şimdi niye bunlara giriyorum biliyor musun? Bilerek belki manyaklığıma vereceksin. Doğru da. Toplumsal bir ihtiyacı gidersin. Yani bunlar toplarsanız ciddi bir ders olur. Yani ciddi bir şey oluyor. Şimdi İsa Musa olmadıkça ahirete çıkmayacak. Olmaması lazım. Çünkü şeriata yere inmesi lazım. Buhardan aşağı inmesi. Onun için söyledim bunu. Senin sorununa mukabil. İsa niye atladın? Yani aynı şey. Buhardı İsa. Musa olması lazım. Şeriata uyması lazım. Şeriatla gelmedi. Şeriatı yoktu. Şeriata uyacak ki Musa'laşsın. O zaman sünnet-i seniye uyan müssevi meşrep olur. Enfusi tefekkür olan issevi meşrep olur. Ruhsal bir hali yaşan İbrahim'i olur. Yani İbrahim'i meşrep için iki sıfat lazım. Neydi? Şefkat tefekkür. Şualarda söylüyor. İssevi meşrep diyoruz mesela. Mesela sende mesela İbrahim'i meşrep var. İbrahim'e de peygamberimizden başka hiç kimse ondan üstün değil. Çünkü onda diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki Kabe'nin hakikati var diyor. İbrahim'de. Çok ilginç ya. Bu sırlarla dolu. O zaman İbrahimleşirsen bir Muhammedi meşrep senden üstün olur. Şefkat ve tefekkür. Ya İbrahim'e takılma. Şefkat ve tefekkürü meşrebinde ilerlersen İbrahimleşirsin. Sünnet-i seniye uyarsan musallaşırsın. Allah Allah. Hocam olan peygamberimizin getirdiğimiz ahkam bunların tamamını cem mi ediyor? Nasıl oluyor? Hepsini cem ediyor. Firavun ne yapmıştı? Erkekleri öldürdü, kızları bırakmadı mı? Kızlara karşı, şehvete karşı savaşacaksın. Şehvete karşı savaş başı nedir biliyor musun? Aklınız durur söylersem. Ben tespitim birkaç sene oldu da. Bak bir de söylüyorum. Firavun erkekleri kesip kızları bırakmadı mı? Onunla cemiyeti ifsat etmedi mi? Onun karşısına çıkan Musevi, İssevi. Yani şeriatla çıkacaksın. Peki, Firavun'un kızlarına karşı, yani kız silahına karşı neyle çıkacaksın biliyor musun? Şefkatle. Eskişehir hapishanesinde lise mektebinin bahçesine bakınca kızların erkeklerle raks ettiklerini gören Bediüzzaman ne yaptı? Ağladı. Niye ağladı da ben bakınca şehvetim artıyor, o ağlıyor? Mustakbel aldı gördü abi. Şefkat. Şefkat galip olursa, özür dilerim alacağım sorunu. Şehvet bastırılır. Peki kız kardeşine, annene karşı şehvet niye olmuyor? 24. lemadan söylüyorum. Karabet cihetiyle sima, şefkat galip olduğunda şehveti bastırıyor. Şehvet yok değil, var. Şehveti bastıran tek yegane güç şefkattir. Mesela sen, olan şu insanın, şu kızın, şu hastanın doktor mesela konuşuyor. Olan şuna ben nurları nasıl tanıtırım ya? Havalimanında benim başıma geleni söylüyorum. Yani bunlar nereden çıktı misal? Yaşamadığım şeyleri ağzımdan çıkmaz. Poşetin ne koyarsan o çıkar hemen. Havalimanında check-in yaptırıyorum. Kız biletimi kesiyor. Yani ben bu yani biletimi verecek böyle Hasan Akar pasaportumu alacak diye. Ama bu arada ben mutlaka bir şey sokmam lazım ben bu kıza ya. Bir şey demem lazım. Ya Nur dersinin kartını vereceğim ya bir şey ya bir böyle ne bileyim ya bir din demem lazım. Petrol alırken bile böyle tamam mı? Böyle. Bir şey bulmam gerekiyor. Yani bu nedir? Ben buna İslamiyeti veya şu nurları nasıl tanıtacağım? Şefkatim var. Bu şefkat şehveti örtüyor, bastırıyor. Senin kardeşin gibi bakıyorsun. Kardeşin oluyor. Çünkü bak şimdi olan Kemalizm bunun imanını yok etti. Bunu bu hale soktu. Soydu, çırıp çıkıp yaptı. Benim belki de kaç başa gitsek benim kız kardeşim olacak. Dedelerimiz bir olacak. Belki 10-27. Yani bunlar böyle peygamberin ümmeti. Sorsam Muhammed'in ümmetidir değil mi? Kardeş değil miyiz? Bunu bu hale getiren Kemalist bana beni onunla onu da benle bozmak istiyor. Bu oyunu bozmak lazım.
Beni onunla, onu da benle bozmak istiyor. Boynu bozmanın şeyi ona şefkatle davranmak, tefekkürü yüklemek. İbrahim'i meşrep olur. Onun imanının kurtulmasına davayı götürmem, tefekkürü malzemeyle şefkatle yaklaşırsam İbrahim'i meşrep olursun. Ve musallaşırsın ve Firavun'un kızları sana dokunamaz. Abi bir şey sorabilir miyim? Hani Üstad Hazretleri diyor ya, bir bakmakta, bir öpmekte batma. Ya. Şimdi o şahsın, o taife insanın kendisine ders vereceksen, lakin gördün, hissiyatların kendisine zarar vermiyor mu? Şimdi bunları anlatacağım diye çıkmayacaksın sokağa. Bunu zaten çıktığın yetiyor. Var olanı müsbete dönüştüreceksin. Peki o an hissiyatlarda ölmedi. Şefkatin ne kadar güçlü olursa o hissiyatların örtülür. Senin kız kardeşini görmüyor musun? Peki şehvetin oluyor mu? Niye olmuyor? Kız kardeşin de laftır tabii, bir laf. Karabetin nesebi cihetiyle onun siması şefkatini aktif ediyor. Sima şefkati aktif eder. Eğer sen o durumunda yoksa sen böyle alırsın milleti. Yani arkadaşlar, var olan bir şeyi zaten yaşayacaksın bunu. Otobüse bineceksin. Alışveriş yapacaksın zaten. Ha, bunu nasıl örteceğiz? Nasıl hayra? Yübedülullahi seyyat-ı masana. Yani seyyat-ı sanata nasıl tebdil edeceğim? Bu olayı, yani alışveriş gibi oluyor bu. Ben buradan nasıl karlı çıkacağım? Bu zaten alışveriş olacak. Ben yurt dışına çıkacağım yani. Ha? O zaman böyle dersin. Ya sizin davranışınız, bu çok nazik ve kibar davranmanızdan dolayı çok teşekkür ederim. Hakikaten bana iyi davrandınız, estağfurullah falan diyecek. Ya ben de bu şeyinizden dolayı böyle bir şeyden istifade ettim, bir site var sizde bakarsanız. Tabii hiç iten yok. Tak diye en azından basit bir kötürüm bir söz söylersin, öyle kat diye bırakırsın. Tamam. En azından bir sebep olur. En azından sen zihninde şu olur. Ondan nasıl istifade ederim zihniyetin yok. Ben buna nuru nasıl anlatırım zihniyetin olur. İşte lise mektebindeki şey. Niye onda şehvet olmadı? İşte şehvet olmaz kardeşim. Olmaz. Olmaz işte. Şefkati galip olanın şehveti az olur. Peygamber Efendimiz de abi bir hadisinde diyor ki ona diyor bacın ve annen nazarıyla bak diyor ya. O şey mukayese. Ya ama sahabeden acayip bir şey yani. Ne kadar mertlik ya, ben bunlara niye böyle deli seviyorum ya. Acayip bir şey ya. Sen bana geleceksin, buna net söyleyeceksin. Ben kafanı kırmayacağım ya. Diyor ki ya Resulallah, ben zina yapmak istiyorum. Tövbe estağfurullah. Allah Allah. Lan çıktan telefondan serseri falan bana nasıl der. Demedi biliyor musun? Ya kimle yapmak istersin dedi. O dedi yapmak istediğin bir kızdır veya kadındır. Sen ananla zina yapma, birisi zina yapmasını ister miydin? Yok ya Resulallah. Zina yapacağım birisi diyor. Başkasının anasıdır. Sen dedi kız kardeşinle birisi zina yapmak ister mi? Yok ya Resulallah. Ondan sonra Allah hatta şimdi kız öyle tavsiye etmek için. Yani Allah'ın şöyle söylüyor Peygamber hadisin metnini diyor ki sen diyor mesela kendi annenle veyahut da mesela şununla hani kendisinden dürhan, ya sen içinden dürhan veriyor ona. Hani yani kendisini onun yerine koyduruyor. Ya. Ta ki ne biliyor musun? Yapma, etme şeriattır. Böyle ikna yolu hissiyat mağluptur. Yani ulvi duygularını öne çıkarıyor, suflileri bastırıyor. Sıstan keçeyim dese o daha kuvvetlenir. Bastırılan duygular güçlü olarak çıkar. O zaman hep ikna yolu. Yani hissiyatını mağlup edeceksin. Nasihlerin. Mesela yeni de kimse duymasın. Bu asrın bozulmasının en büyük sebebi uleması, alimleri yokluğundan ve var olanların bozulmasındandır. Alimleri bozuk olmasa bu halk bozuk olmaz. Hocaları bozuk. Kimse duymaz. Öyle geçiyor. Birinci şu andaki yerde. Bir daha bir dediniz yani bu hariçte mesela kendi böyle tarifeyi Nisa ve mesela şey manasında insana böyle üstadtan yerde Allah'ın bir şeyi de bana. Üstad hep böyle hizmeti nazara veriyor ya abi. İnsanlar hizmet nazarı baktığın zaman sende şefkat hakim oluyor yani böyle. İnsanın nazarı aslında bu sefer hakikat namına bakıyor. Yani bakmaya, yani ille bakacak değil de zaten bu işte var düşüyorsun. Bu sefer hakikat nazarı galip oluyor. Yani Allah Resulü sus lan niye demedi de ikna edip ulvi hislerini öne çıkarıyor, vitrinliyor. Ulvi hislerini çıkartıyor ve hissini aynı yerde mağlup ediyor. Ustad diyor ki cehennem var desen diyor. Yani günahlara karşı cehennem tehdidini
cehennemle insanlar karşısına çıksan cehennem daha uzaktadır falan diye bir sürü kandırır. Ama hissiyatını o günahların içine değer mi? Gömülmeye değer mi? O günahın sana getireceğiyle götüreceğini mukayese ettirerek hissini mağlup ediyor. Hissini mağlup edince ulvi hisler galip oluyor. Risale-i Nur'un yöntemi bu yöntem. Şeyde rabıta-i meftle birisi hayali yapıyor, birisi hakikat yapıyor. Yani bu işte. Bir tanesi tehdit de, bak cehennem var ha, kabir var ha, kefenleneceksin falan, öyle falan. Geçici bir format yani. Yaraya neşter vurmuyorsun, merhem sürerek bir geçiştiriyorsun. Ama neşter vurman lazım. Sorunun çözümü ne ineceksin? Ustad ne yapıyor buna? Ustad hissiyatını mağlup ediyor. Bak sana getirdiğini bak. Getireceğine bak. 10 dakika bir lezzet için. Tamam mı? Hissiyatul ve insaniyeni tahrip edecek. Dünya hayatını da. Ciddi bir hayatını bak hapishaneye bu işler. 10 dakika için düşenleri görüyorsun. Kabirde de cehennem, hastane vesaire. Hissiyatını mağlup ediyor. Onun için günahtır falan yapma diye değil. Alternatif koyacaksın. Çocuğa da öyle yapıyorum. Bunu yapma, onu yapma. Onunla oynama, bununla oynama. Ne yapacak ya? Bununla oynama, bununla oyna. Bunu yapma, bunu yap. Alternatif getirmen lazım. Yoksa mağlup olmaz. Duygular mağlup olmaz. Var olan vaka bir olayı nasıl onu aşacaksın? Mutlaka alternatif. Onun için Hazreti Ali'den aldığım bir ders var. Çare sunulmayan tenkit tahriptir. Yapma öyle. Öyle ders yapma. Nasıl yapayım bilmiyorum. Bahsettiğim ders söylemiştiniz. Hazreti Musa Aleyhisselam bir adama avama müdahale etmiş. Demiş ki böyle demiş ibadet mi olur? Dağdaki. Ya mesela dağda dağcığım değenimde namaz kılıyor. Musa Aleyhisselam gelmiş. Şeriatçı ya durabilir mi benim gibi? Şeriatçılar duramıyor ya hakikaten ya. Ne biçim öyle namaz kılır mı ya? Olur mu ya? Ne yapıyorsun ya falan. Pat diye paldır küldür giriyoruz tamam mı? Baldoslama giriyoruz yani. Baldoslama giriyoruz. Dozer gibi. Paldır küldür girdik adama. Girdi nasıl kılacağım? Falan. Şöyleydi ben Musa falan adam itimat etti. Ne yapayım? Dağarcığım değerim olmaz. Böyle. Tamam. Evet. Benim kafa işte çoban kafası. Benim de kafa böyle. Ondan sonra tam anladı. Çekip gitti. Unuttu. Hemen bir anlatmayla olur mu? Baktı. Dağarcığım değerimle namaz olmuyormuş. Dönemedi ona. Yeniyi de unuttu. Ey Musa'nın Allah'ı unuttum. Ya Rabbi ne yapacağım ben? Musa Aleyhisselam'a Cebrail'i gönderiyor. Dön ya Musa. Ona öğretene kadar ayrılma diyor. Böyle bir Allah'ım var işte. Dağda çobanıyım. Ya diyet ya ne çoban. Ulul Azm peygamber ya. Ulul Azm peygamber. Geç ona git bakalım. Ya bir de sitem ediyor. Ya Musa. Seni ben kullarımın kullumla benim aramda açman için mi gönderdim? Benimle onun arasını açmak için mi gönderdim? İbrahim Aleyhisselam'a da yapmış Cenab-ı Hak. Ulul Azm peygamberi. Secde etmeseniz yemek yedirmem dedi. Biz de etmeyiz dedi. Ondan sonra adamlar gitti. Allah ne dedi İbrahim Aleyhisselam'a? La 40 sene, kaç sene? Ben de onlara rızkını veriyorum ama bir kere secde etmedi. Ben rızkını kesmedim. Sen niye kestin ya İbrahim diyor. Hemen arkasına gidiyor falan adamları gönderiyor. Ya İbrahim niye vazgeçtin? Vallahi Rabbim bana sitem etti. Hemen onlar o da benim Rabbimdir demeye başladılar. İman etti vesaire. İşte vesaire sonra bir secde yapalım dediler. Ondan sonra oluyor işte. Ya bu ihtiyarı madem geri döndürdü falan. Ya bunu Rabbine bir kere secde yapalım. Bir şey değil ya. Ne olacak? Gene uymayız ki. Tamam ondan sonra yemek yeriz demiş. Yani bu aşmide meselesi, boğazda meselesi de ciddi ya. Ona da dua ediyor. Ya Rabbi ben bu kadar yapayım. Ondan sonra tak diye adamlar öteki tarafa geçiyor. Oluyor. Şu. Çünkü şifreye bastı. Şu cümleyi de okuyayım da keseyim. Hazreti Mehdi Aleyhi Ridvan İmam Rabbani Hazretleri'nin sözü. Asla bağlı olan bu yüksek yolu zahir ve batın ile yayar diyor. Onu da aldım çok. Zahirle batını kimseye pek müyesser olmamış. Peygamberde de öyle olmuş. Ya zahirdir ya batın. İsa Aleyhisselam zahir değil mesela batın. Musa Aleyhisselam batın değil zahirdir. Çünkü Kur'an'da Hızır Aleyhisselam'la macerası zahir ve batın arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Ama Hızır Aleyhisselam'ın peygamber olduğunun bile delili yok.
Ama bu peygamber. Hem de ulul azm peygamberi. Peki İmam-ı Rabbani Hazretleri ben bunu çok beklerdim. Zahir ile batını cem eden bir şey. Ancak ahir zamanda gelecek Mehdi'de olacak diyor. Risale-i Nur'da işte. Zahir ve batın dersleri cem olmuş. Sırf batınla gidersen hiç şansın yok. Uçar gidersin. Ayağın kayar. Şia'nın bir nevi zahir batında ifrat gibi değil mi? Tabi Şia olur, Vahdetil Vücut olur, tamam mı? Bunlar sekir hali, böyle bir garip şeyler oluyor. Çünkü ölçün yok. Güzel ama orada yaşayacağın, yaşadığın, gördüğün olayları neyle tartacaksın? Kantarın yok, pusulan yok. Zahirle beraber orada olursan o nedir? Ha bu şeytan. Şeytan bilim miraç yaptırır. Kürse kadar şeytanın miraç var. Seni uçurur kaçırır ha miraç der sana. Ondan sonra bir tekme vurur indi. İnersin aşağıya doğru dibe inersin. Veil çukuruna doğru inersin. Şeytan kürse kadar miraç yaptırabiliyor. Coşkunluk verebiliyor. Ağut Allah falan. Coşmalar bundan. Camilerde bağırmalar çağırma çoğusu. Hepsini itham etmiyorum. Çoğusu şeytani miraçtan kaynaklanıyor. Deniz düşeni sahile atar. Göl ise düşeni içeriye gömer ve örter üstünü. Hakikaten o coşmaları yaşayan gölde sabit olur, gömülür o. Dışarı atmaz. Aa de deniz gibi dışarı atıyor. Kardeşim ne atıyorsun? Deniz misin sen? Gömsene biraz. Ne şu ne mabulsun? Mehdi'de olacakmış bu. Zahir ve batın ancak Mehdi'de olacak. Abi Mehdi kim? Kim kim kafana yatıyorsa odur. Zahir ve batın seni kim götürüyorsa odur. Acep bir şey. Peki, vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin el-Fâtiha temâs-salavâtu.